Tanıştırayım. Karşınızda Rüstem. Rüstem bugünlerde biraz kara kara düşünüyor. Çünkü arabası ona artık yeterli gelmiyor. Daha doğrusu masraflarıyla baş edemiyor. O yüzden bir çözüm aramaya başlıyor ve bir elektrikli araç satın aldığında bu sıkıntıdan kurtulacağını düşünüyor. Ama alacağı araç da iyi bir araç olmalı. Ona en azından 1000 kilometre menzil sunmalı. İşte bunun için elektrikli araç pazarında lider konumdaki bir Amerikan markasının galerisine gidiyor. Karşılıyorlar. Onlara derdini anlatıyor. Ama bir sıkıntı var ki bayide ona 500 kilometre menzilli olanın verileceği söyleniyor. Yani herkes gibi 1000 kilometre menzilli'nin parasını verecek ama 500 kilometre menzilli olan versiyonunu alacak. Bunun nedenini sorduğunda bunu anlamayacak ne var dostum sen Türksün. Biz de Türkleri sevmiyoruz. O yüzden size daha düşük seviyelerde bir araba veriyoruz. İşine gelirse al, işine gelmiyorsa çık git diyor. Tabii ki bizim Rüstem bayağı sinirleniyor. Böyle bir durumda olsanız siz ne yaparsınız? Hayır, hayır, şiddet yok. Şiddet hiçbir şeyin çözümü değil. Aslında çözümü yok yok değil. Neyse kafam biraz karışık. Böyle bir durumda elbette yapacağınız şey belli. Oradan çıkmak ve elektrikli araç üreten yerli bir firma varsa oraya gidip el sıkışmak. Çünkü o markadan satın almak zorunda değilsiniz. Sivil bir sektörde bu karar vermek elbette kolay. Ama maalesef askeri alımlarda yapılan haksızlıklar karşısında alacağınız malzemeyi bu kadar kolay şekilde elinizin tersiyle itemezsiniz. Ve az önce bahsettiğim bu hikayeyi Türkiye birçok hazır alımda olduğu gibi AESA radar almak istediği zaman da yaşayacak. Çünkü bize o radarı menzilini kısıtlayıp verecekler. Ama güzel bir şey var ki bunun artık çok bir önemi yok. Çünkü artık Türkiye'nin kendi AES araları var. F16 Özgür platformunun Türkiye'nin yerli AES araları Muratla ilk uçuşu yaptığı haberi geldi. O yüzden bugün bu konuyu konuşuyoruz. Yerli AES araları Türkiye'ye ne katacak? Türkiye bu çalışmayla Devler Ligi'ne nasıl dahil oldu? Hepsinden de önemlisi artık Rüstemlerin yüzü gülecek mi? 2 gün önce Türkiye'nin son zamanlarda savunma sanayinde attığı en önemli adımlardan birinin haberini aldık. Aselsan, milli AESA uçak burun radarını geliştiriyordu. Türkiye'nin F-16 Özgür projesinin bir parçasıydı bu. Zaten projeyi detaylarıyla konuşacağız birazdan. Aselsan'ın resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapıldı. Ve F-16 Özgür platformuyla milli AESA uçak burun radarının ilk uçuşunu yaptığı duyuruldu. Bu gelişmeyle birlikte Aselsan, radar teknolojilerinde dünyadaki ender kurumlardan biri haline geldi. Çünkü bu teknolojiyi ulaşabilen ülke sayısı çok fazla sayılmaz. Haberin en güzel yönlerinden biri de şu. Burada tepeden tırnağa her şeyle milli olarak üretildi. Peki bu haber neden önemli? Bunun için elbette öncelikle AES radarının ne olduğunu konuşmak gerekiyor. Radarların çalışma mantığını az çok biliyorsunuzdur. Radar anteninden etrafa sinyaller yayılıyor. Belli noktalara gönderilen bu sinyaller eğer gönderildiği yerde bir nesne varsa o nesneye çarparak geri yansıyor. İşte bu yansıyan sinyallere bakıp radarlar hedefin hızını, yerini büyüklüğünü falan belirleyebiliyor. İlk zamanlar sadece o tarafta bir nesne olduğunu belirleyebiliyorlardı. Ama şimdi yeni gelişmiş radarlarda elde edilen bilgiler oldukça detaylı. Tabii burada akla bir soru geliyor. Aselsan radar alanında gerçekten çok güçlü bir firma. Bugüne kadar 35 farklı radar ürettiler ve hala 29 farklı radarın geliştirilmesine devam ediyorlar. Kuantum radar gibi 12 farklı yeni konsept radarda çalışmaları arasında. Peki radar alanında kendisini bu kadar kanıtlamış bir firmanın ürettiği yeni bir radar neden bu kadar heyecan kaynağı oluyor. İşte o sorunun cevabı AESA radarlarının potansiyelinde gizli. AESA radarlar yüzlerce modülden oluşuyor. Bu modüllerin her biri hem alıcı hem verici olarak görev yapıyor. Bu sayede AESA radarlar aynı anda havada karada, denizdeki birçok farklı hedefi görüntüleyip takip edebiliyorlar. Modüller farklı noktalara sinyal gönderebiliyor. Dahası radarlar üstlerine taşıdıkları modülleri ayrı ayrı da kullanabiliyorlar. Bence bu radarların en önemli yönlerinden biri bu. Mesela milli savaş uçağımız Kaan, milli AES aralarımızda havalanmış olsun. Bu radar binden fazla modül taşıyacak ve Kaan bu modüllerin bir kısmına aynı anda izleme ve hedefleme görevi verecek. Başka bir gruba ise düşmanın elektronik harp sistemlerini karıştırma görevi. Zaten bu radarın elektronik harp sistemlerine karşı dirençli olmasını sağlayan özelliklerinden biri de bu. Tabi şunu diyebilirsiniz. Normalde de uçakların bunu yapma yeteneği var. Sonuçta radarın dışında bir de elektronik harp podu ekliyorsunuz ve o pod sayesinde elektronik harp ile mücadele edilebiliyor. Ama burada bahsettiğimiz şey çok daha gelişmiş bir mücadeleyi tek bir sistemle gerçekleştirmesi. Peki etrafa bu kadar modülle bu kadar fazla sinyal gönderen bir radarın tespit edilmesi de kolaylaşmıyor mu? Yani yayılan sinyalleri bir ışık olarak kabul edin. Düşünün ki savaş uçağınız burnunda her tarafa yayılan süre bir ışıkla geziyor. Elbette böyle bir durumda tespiti daha kolay olur. Ama AS radarlarında böyle bir risk yok. Hatta klasik radarlara göre tespit edilmeleri çok daha zor. Belki de imkansıza yakın. Çünkü normal radarlar belli bir frekansla sinyal yayıyor. Ama AS radarı sayısız modülüyle bu frekansları çok hızlı ve tamamen rastgele olarak değiştiriyor. İşte bu yüzden yeri tespit edilemiyor. Ki zaten hayalet uçakları için olmazsa olmazlardan biri bu şu anda. Yani bu teknolojiye ulaşmadan milli savaş uçağımız Kaan'ın da çok bir olmayacaktı. Bunu dışarıdan satın alabiliriz diye düşünebilirsiniz. Ama böyle bir teknoloji kısıtlama olmadan size vermeyeceklerini tahmin edersiniz. Dışarıdan aldığınız bir AES radarının menzili bile aldığınız ülkenin belirlediği kadar olacak. Ki normalde burada en önemli özelliklerden biri PES radarlarına göre çok daha uzun menzile sahip olmaları. Peki Türkiye bu alanda tam olarak nerede şu an? Ve bu radarlarla birlikte ne kazanacak? Şu an Türkiye hem kara hem deniz hem de havada bu alanda farklı çalışmalara sahip. Ama bugün bizim konumuz F-16 için geliştirilen burun radarı olan Murat. Murat radarı sayesinde radar güdümlü uzun menzilli hava füzelerimiz çok daha etkili kullanılacak. Şu an kullandığımız APG-68 ile biz kendi hava füzelerimizi radar güdümlü olarak zaten atabiliyoruz. Ama çok sınırlı menzillerde kullanabiliyoruz bunu. Çünkü radar füze haberleşmesi oldukça sınırlı. İşte kendi Murat radarımız her şeyden önce bu sınırı ortadan kaldırıyor. Bu radar F-16 boyutundaki bir hedef Atıyorum 180 kilometreden tespit edebiliyorsa, o kadar bir mesafeden hassas atış yapabiliyorsunuz demektir. Yani yarın Remjet etkili füzemiz olan Gökhan devreye alındığında, yaklaşık 200 kilometreden etkili atışlar yapabilmemizi sağlayacak. Bu kazanımı şöyle de yorumlayabiliriz: Biliyorsunuz şu an Yunanistan'da Rafael savaş uçağı var. Tabii ki aynı zamanda Meteor füzesi. Meteor füzesinin etkili menzili 150-160 kilometre olarak gösteriliyor. Yani bizim F-16 ile sahip olduğumuz menzilin çok ötesinde. Milli AESA radarı ve Gökhan füzesi bir araya geldiğinde. İşte işte biz bu konuda oldukça öne geçeceğiz. Tabi burada bir önemli kazanım daha var. Yunanistan bu uçağı aldıktan sonra biz de Fransa'ya gidip anlaşsaydık ve bu uçağı alsaydık aynı şekilde meteor füzesini de alsaydık belki Yunanistan kadar etkili kullanamayacaktık. Çünkü bizim menzilimizi belki de sınırlandıracaklardı. Haliyle kendi radarımızın geliştirilmesi hava kuvvetlerimizin gücünü katlayacak demek mümkün. Murat radarında galyum nitrür modüller kullanılıyor ve toplamda 1152 adet modül var. Radarın gelişmişliğini buradan da diyebiliriz. APG-83 radarından daha iyi durumda. APG-83'ün menzili 250 ile 350 kilometre arası gösteriliyor. Yani her ne kadar Murat radarının menzili açıklanmamış olsa da 300 kilometre üzeri olacağını söyleyebiliriz. Böyle bir durumda da F-16 gibi bir hedefi 150-200 kilometreden görecektir. Yani şöyle kabaca bir hesap yaparsak Türk Hava Kuvvetlerinin havada vuruş gücünü iki katına çıkaracağını söylemek mümkün. Şu an bizim pilotlarımız 70-80 kilometre civarından hava hedeflerine saldırı gerçekleştirebiliyor. Yerli AES radar birlikte bu menzilin iki katından daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Tabii bir de meselenin bağımsızlık boyutu var. Bu projeyle birlikte Türkiye'nin F-16'larının bile bir kısmı tam anlamıyla özgürleşecek. Türkiye zaten bir süredir bunu sağlamaya çalışıyordu. Hava kuvvetlerimizin envanterinde bulunan F-16 Blok 30 uçakları için üç ayrı projeyle modernizasyon planlandı. Blok 30'lar gövde ömürlerinin sonuna yaklaştığı için öncelikle 2015 yılında yapısal modernizasyon başlatıldı. Projeyi TUSAŞ Lockheed Martin şirketiyle işbirliği içinde yaptı. Bu modernizasyonla birlikte uçakların uçuş ömrüne 4000 saat daha eklendi. Yapısal iyileştirme çalışmaları hala devam ediyor. Tamamlanmış değil. Ama Türkiye bu süreçte bir adım daha attı. F-16 Blok 30 uçaklarının kaynak kodlarını ABD'den satın aldık. Ve bu şekilde sistem entegrasyonu yapabilecek hale geldik. Yani F-16 Blok 30 uçakları için ikinci aşamaya geçildi. Yani Özgür Projesi Faz 1'e. Bu süreçte görev bilgisayarı ve harekat uçuş yazılımı gibi sistemler millileştirildi. Şimdi de atılması gereken son adıma gelindi. Yani milli AES radarının entegre edilmesini. İşte geçen gün bu aşamanın testi yapıldı. Bu konuda heyecan veren bir başka detay daha var aslında. Türkiye bu radarı insansız hava aracı Akıncı'da da kullanacak. Bugün yarın testi yapılır muhtemelen. Ve Türkiye bu kabiliyete ulaşırsa dünyada da bir ilki gerçekleştirmiş olacak. İlk defa bir AES radar bir insansız hava aracında kullanılmış olacak. Daha da önemlisi Akıncı hava füzelerini kullanmaya başlayacak. Yani bu şekilde Akıncı helikopterlere ve insansız hava araçlarına kabusya kat başlayabilir. Yani siha katili bir sihamız olabilir ve bunu da muhtemelen milli hava füzemiz Bozdoğan'la yapacağız. Yani tepeden tırnağa ne konuştuysak bu yeteneklerin tamamı milli platform ve mühimmatlarla sağlanacak ve tabii ki iş burada bitmeyecek. Bir de bunun bir ötesi var. Yani Bürfis projesi. Bu proje milli savaş uçağımızın yani Kaan'ın 5. nesil bir savaş uçağı olması için olmazsa olmaz bir proje ve bugün konuştuğumuz AES radar çalışmaları bir bakıma bu projenin altyapısını oluşturuyor. Bürfis radar F-35'in ana radarıyla benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. Onu da muhtemel özellikleriyle başka bir videoda konuşuruz inşallah. Yani kısaca özetlemek gerekirse Türkiye F-16 özgür projesinin en kritik adamını geride bıraktı. Bu aynı zamanda Akıncı insansız Hava Aracı ve Milli Savaş Uçağı için de önemli bir gelişmeydi. Bu proje hem Türk Hava Kuvvetleri'nin menzilini iki katından fazla bir seviyeye çıkaracak, hem direncini arttıracak hem de en önemli yabancı bağımlılıklardan birinden kurtararak Türkiye'ye bağımsızlık alanında önemli bir katkı sağlayacak ve Aselsan bunu yapabilen nadir kurumlardan biri haline geldi. Şu an bunu üretebilen dünyada 7-8 ülke var ve bu ülkelerin hiçbiri Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerinden değil. Haliyle bu teknoloji bizim her zaman sınırlı şekilde sahip olacağımız bir teknolojiydi. İşte şimdi o sınırları kaldırdık. Allah'a emanet olun.